Merhaba sevgili izleyicilerim, Örgü Evime hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir bayan yeleğinin örneğini anlatacağım. Yeleğimizi böyle bir parça halinde başladık. Şimdilik devam eder miyiz tam bilemiyorum, elim bayağı bir yoğun. Sizlerle bugün sadece örneğini anlatmak için çektik videomuzu. Böyle orta kalınlıkta bir ip. Pudra pembesinin bir tık koyusu kahve tonlarında güzel tatlı bir rengi var. Bir de 3 numara şiş kullanıyorum her zamanki gibi. Örneğimizi ara ara göreceksiniz modelimizi. Hemen yine bir parça halinde fazla uzatmadan ben sizlerle paylaşmak istiyorum. İki örneğimizi bugün anlatacağız. Şöyle bir iki örneğimiz. Lastiği falan sorulursa diğer videolarımızda var lastiği izleyicilerim. Hep ara ara çekiyoruz zaten. Şimdi örneğimize başlarken hemen şöyle bir tane dikiş ilmeği alıyoruz. İki tane aroşa örüyoruz ön yüzeyde. İki tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Yani toplam 5 ilmeğimiz oluyor. 2 tane aroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Tekrar 2 tane aroşa yapıyoruz ön yüzeyde. Şimdi 2 ilmeğimizi yine örüyorum. 1, 2. Sonra 1 doluyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Bakın yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 1 2 tane ilmeğimizi, bunlar da yan ilmeğimiz. Burada bir tane fazla ilmek atmışız. Böyle devam ediyoruz. Arka yüzeye gelince arka yüzeyi hepsini şu 5 ilmeğimizin şu 2 ilmeği hariç, şunlar 2 tane düz yapalım arka yüzeyde. Diğer 5 ilmeğimizin hepsini ters örüyoruz. Yine 2 tane ilmeğimizi düz ördük. Diğer 5 ilmeğimizin hepsini ters örüyorum. İki, dört, beş. Yine iki tane ilmeğimizi düz. Burası örgümüzün arka yüzeyi. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman şöyle yine aynı, bakın. Bir, iki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi bu iki ilmeğimizi önce topluyoruz. Tam tersi yapıyoruz. Topladıktan sonra bir tane düz örüyorum. Hemen doluyorum. Diğer 2 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Çapraz getirmiş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde bakın. İkisini topluyorum. Önce örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi tekrar örüyorum. Sadece şu 5 ilmeğin ortasındaki ilmekleri çapraz yapıyoruz. Bir sağa bir sola. Şu an daha tam belli değil. Arka yüzeyde 2 ilmeğimizi düz. Diğer 5 ilmeğimizi de ters örüyorum. Arka yüzeyi çok kolay. Gerçi ön yüzeyi de kolay bir örnek. Sadece şu orta kısımlarında, bu artırma yerlerinde biraz karıştırabilirsiniz. Bakın hepsini, şimdi 5 ilmeğimizi ters, 2 ilmeğimizi de düz ördüm. Şimdi ön yüzeye geldik. Yine bakın modelimizi de şuradan şöyle. Rengi de çok tatlı. Ara ara modelimizi de göreceksiniz.
Şimdi devam ediyorum yine. Bir kişi ilmeğimiz ve iki tane ters ilmeğimizden sonra şimdi yine iki ilmeğimizi düz örüyorum önce. Başladığımız gibi düz ördük. Bir doladık. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğimizi bu sefer sol tarafa doğru topluyoruz. Tekrar bakın şimdi bir, iki tane ters örüyorum. İki ilmeğimizi düz ördük. Önce sonra bir ilmeğimizi arttırıyoruz. Bir düz örüyoruz. İki topluyoruz. Arada iki tane ilmeğimizi ters ördük ve sıramızın sonuna geldik. Bakın biraz daha böyle örgümüz belli olmaya başladı. Yine arka yüzeyine gelince siz modelimi yakından izleyin. Arka yüzeyde 2 düz, 5 ilmeğimizde ters örüyoruz. Şimdi yine ön yüzeye geldik. Şimdi bakın yine iki tane ters örüyorum. Önce bu sağ tarafa topluyorum iki ilmeğimi. Topladıktan sonra bir tane düz örüyorum. Doluyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde İki tane ters ilmeğimizi yaptık. Şimdi sağ tarafa doğru iki ilmeğimizi önce topluyorum. Hemen ardından bir tane düz örüyorum ve doluyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Hep bu ajurlu dediğimiz yeri aslında şu orta kısmında bakın. Bir sağa gidiyor, bir sola şu şöyle açıldığı zaman. Aslında çok kibar, her yaşa hitap edebilecek bir örnek. Şöyle arka yüzeyden son olarak bir sıra daha anlatmak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Arka yüzeyden 5 tane ters, 2 tane düz örüyoruz. Son olarak da sıramızı göstermek istiyorum. Bu parçayı soracaksanız bu 85 ilmek sevgili izleyicilerim. Başlamıştım. Belki ilerleyen zamanda devam ederim diye bir ön olarak. Bakalım hayırlısı. Şimdi son olarak yine bir sıra daha anlatacağım. Şimdi yine başlarken bir düz ilmeğimizi ördük. İki tane ters örüyorum. Şimdi iki ilmeğimizi düz örüyorum. Sonra bir doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Şimdi aynı şekilde yine bakın. İki tane düz örüyorum önce, sonra doluyorum, bir tane düz örüyorum, iki ilmeğimi bir alıyorum. Arka yüzeyi aynı. Şöyle biraz belli oldu örneğimiz. Aslında çok güzel, böyle sarmaşık gülleri gibi, dikenli yollar gibi değişik değişik bir şeyi var modelimizin. Bakın bir sağa topluyoruz önce, sonraki sıramızda bir sola, sonra tekrar sağa sola. Hep yani burada karıştırmayacaksınız. Şu orta kısmı bakın, şurada şöyle bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, orada zaten bir güzellik veriyor.
Umarım anlaşıldı. Şöyle. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili izleyicilerim diyorum.